Vaka sayıların içerisinde ne kadar aşılı olduğu sorusunun yanıtı maalesef Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da. Çünkü bu veriler henüz bizlerle paylaşılmış veriler değil. Buna ilişkin çalışmalar da elbette ki yürüyor. Çünkü e, bu noktada aşı oranları oldukça yeni çalışmalar. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacak olduğu yeni dönemdeki veriler de oldukça önemli. Haritamıza bakacak olursak eğer renkli bir harita görüyoruz ama bu haritada en çok görmek istediğimiz renk aslında bizlerin mavi renk. Çünkü mavi renk bize şunu gösteriyor. Bir il mavi ise o ilde %75'in üzerinde bir aşılama oranının yakalandığını gösteriyor. Bu noktada biraz dikkatli bakacak olursak yine sarıları ve turuncuları görmek mümkün. Ama ülkenin doğusuna gittikçe aşı oranlarında ciddi bir düşüşle karşılaşıyoruz ve bu da maalesef vaka sayılarının artmasına sebebiyet veriyor. Peki neden bahsediyoruz? İsterseniz hemen grafimizi bir kısaca bir değiştirelim ve diğer rakamlara bakalım. 6 ile az önce mavi olduğunuz göstermiştik sizlere ekranda. Hemen bir bakalım. Muğla'daki aşılama oranı %85.6. Çok ciddi bir rakam ve oldukça iyi bir rakam. 100.000'de görülen vaka sayısı ise 33.44. Bu da oldukça düşük ve en başından beri hedeflenen oranlara yakın olduğunu söylemek mümkün. Çanakkale %79.2. binde görülen vaka sayısı ise oldukça iyi. 121,57 Çanakkale şu anda belki de en güvenilir iller arasında olduğunu söylemek mümkün. Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Amasya'da yine aynı şekilde aşılama oranlarının yükseldiği 100 binde görülen vaka sayılarına düştü iller arasında ama bunun bir de koca büyük bir aması var. Hemen diğer grafiğe bakalım. Şimdi size 5 ili göstereceğiz. Bu 5 ilse kırmızı alarm veriyor. Zaten haritada renkleri kırmızıydı ama bir bakacak olursak Bitlis %36.7 aşılama oranına sahip. Ve maalesef 100 binde görülen vaka sayıları nokta. 13. Diyarbakır'a bakarsak %40.8, Siirt gibi %40.8 ama Diyarbakır'da 100 bine görülen vaka sayısı 117,79 iken Siirt'e lütfen dikkat. Neredeyse pandeminin en pik yaptığı dönemlerdeki rakamlara denk 471,57. Bir de bunu siirtin nüfus bütünlüğünü üzerinden düşünecek olursak eğer ne kadar ciddi bir rakam olduğunu söylemek mümkün. Bingöl ve Iğdır'da yine %43-46'lık bir aşılama oranına sahip. Bu da oldukça düşük aşılama oranları ve onlarda da görülen vaka sayıları bir öncekilere kıyasla yüksek. Yani aslında evet aşı olmak bir zorunluluk değil ama görülen tablo ortada. İller içerisinde %75'lik aşılama oranı yakalanmazsa illerin içerisinde de bağışıklık yakalandığı söylenemeyecek. Bu tablo Vakalar da bunun en net göstergesi. Aşı oranı ne kadar düşüyorsa vaka sayıları da o kadar artıyor. Bu noktada vatandaşların eğer ki aşı karşıtıysalar bir kez daha kararlarını gözden geçirmeleri toplumsal sağlık açısından fayda var.